Değerli dostlar, değerli borsa yatırımcıları, değerli arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar fin radar menüsünden belli kriterleri girdiğimizde o kriterlere uyan şirketler ekrana geliyor. Ara sıra bu filtrelemeler sonucu ekrana gelen şirketleri kanalımda paylaşıyorum. Bugün de yapmış olduğum bir filtreleme sonucu iki tane şirket ekrana geldi. Ve bu filtreleme hoşuma gittiği için de sizinle paylaşmak istedim. Tabii ki benim girmiş olduğum kriterler sizin için anlamsız olabilir. Yanlış kriterler olabilir veya ekrana gelen şirketler sizin için yatırım yapılabilir kriterlerinize uymayabilir. Ancak dediğim gibi hoşuma giden sonuçlar olduğunda ara sıra iyi niyetimizle kanalda paylaşıyoruz. Dolayısıyla burada paylaştıklarım hiçbir tanesi yatırım tavsiyesi değildir. İlk başta hangi kriterleri girdim? Onları sizinle paylaşacağım. Ondan sonra ekrana gelen şirketleri size gösterip videoyu bu şekilde bitirmiş olacağım. Kriterleri girerken birinci kriterim arkadaşlar dedim ki şirket ekrana gelecek olan şirket her şeyden önce yıldız pazarda olsun. İkincisi arkadaşlar şirketlerimiz hem yıllık bazda hem de çeyreklik bazda büyümüş olsun. Yani bu enflasyonist ortamda bir de faizlerin artırılmış olduğu bir ortamda ekonominin soğutulmaya çalışıldığı bir ortamda genel olarak bilançoların satışların şirketlerin satışlarında bir azalma var. Kar marjlarında azalmalar var. Buna rağmen dedim ki şirket hem geçen sene göre hem de çeyreklik bazda satışlarını net karını favonu artırmış olsun. Bu şekilde bu mantıkla baktım. Bunun yanında bir de şirketlerimizin borç sorunu olmasın dedim. Yıldız pazarı seçtik. Sonra dedik ki her ne kadar şirketimiz yıllık bazda ve çeyreklik bazda satışlarını artırıyor olsa da firma deri bölü satış oranı en fazla 2 olsun dedim. Bunun dışında arkadaşlar kaldıraç oranı ile ilgili en fazla 1.5 en düşük 1.5 olsun. Net borç bölü fabuk oranı en yüksekte 2 olsun. Dolayısıyla şirketin borç sıkıntısı olmasın. Büyüme tarafından da yıllık net kar değişimi, yıllık fabuk değişimi ve yıllık satışlar en az %1 artmış olsun. Yine çeyreklik net kar, çeyreklik fabuk ve çeyreklik satışlar da en az %1 oranında artmış olsun. Bu kriterlere uyan sadece iki tane şirketimiz var arkadaşlar. Bu iki şirketimizde şu an ekranda gördüğünüz gibi bir tanesi Türk Hava Yolları'dır. Bir tanesi ise Alcatel'dir. Türk Hava Yolları Borsa İstanbul'da yatırım yapan yatırımcıların çoğu zaten tanır. Türk Hava Yolları ile ilgili bir yıllık vade ile çeşitli aracı kurumların yıllık hedef fiyatları genelde 450 ile 500 TL civarıdır. Alcatel'i tanımayan arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar bu şirket aslında 2-3 hafta önce almış olduğu ihalelerle dik ihalelerle dikkatimi çekmişti ve bu şirketi ise tanıtmak için bir tane video çekmiştim. 3 hafta önce burada arkadaşlar ekranda Alcatel hisse analiz, bilanço analizi demişiz. İstenen arkadaşlar bu şirketi tanımak istenen arkadaşlar bu videoyu izlesin. Ondan sonra bu çarpanlar ve girmiş olduğum kriterler sizin için mantıklıysa bu şirketi takibi alabilirsiniz. Tabii ki bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu şirketin almış olduğu işlerle ilgili burada yeni iş ilişkilerini size göstereyim. Bakın arkadaşlar şirketimiz 2024 yılında 5 milyar 252 milyonluk bir iş almış. Şuradan size göstereyim. 11 Ocak'ta örneğin 11.9 milyon dolar, 13 Haziran'da 3.12 milyon dolar, 14 Ağustos'ta 93 milyon dolar. 23 Ağustos'da 9 milyon dolar ve 05 Eylül 2024 tarihinde de 37.2 milyon dolarlık iş aldığını görüyoruz. Bütün bu işlerin toplamı arkadaşlar 154 milyon dolar yapıyor. Ancak bu şirketin almış olduğu bu işlerin tamamlanması 2024 ile 2029 yılları arasında olacak. Dolayısıyla olay bu şekilde bakmak lazım. Peki bu şirket genel olarak yıllık bazda ne kadar ciro yapıyor? Baktığımızda şirketimiz 2024'ün ilk iki çeyreğinde 1.9 milyarlık bir ciro yapmış. Önümüzdeki çeyreklerde de eğer bu şekilde satışları olacaksa şirket demek ki 2024 yılını 3.4 milyar civarı bir ciro ile kapatacak. Peki geçen sene bu şirketimiz acaba ne kadar ciro yapmış? Oradan da bir bakalım. Ondan sonra arkadaşlar şuradan gelir tablosunda şirketin 2023 yılındaki cirolarını bir size göstereyim. Birlikte bakalım. Hmm. Ee, şurada ekrana gelsin. Ara sıra internette yavaşlama oluyor. Şu. Evet baktığımızda şirketimiz 2023'ün tamamında 2.5 milyarlık bir ciro yapmış. 2024 yılında da 3.5-4 milyar civar bir ciro yapacak. Şimdi şirketin 2024 ve 2029 yıllarını kapsayan almış olduğu bu işler kabaca ne kadar yapar? Önümüzdeki 5 yılın ortalama kuru eğer 45 ise o zaman biz ne yapabiliriz? 154'ü 45 ile çarptığımızda aslında 7 milyarlık bir iş yapıyor. Dolayısıyla bu şirketimiz aslında önümüzdeki 5 yıl için şimdiden almış olduğu 7 milyarlık iş var. Bu 7 milyar işi 5 yıla böldüğümüzde de ne kadar yapıyor? Aslında şirket yıllık e, kabaca e, bakalım ne yapıyor? 1.4 milyarlık işi zaten elinde hazır bulunuyor demektir. Peki şirketin kar marjları nasıl? Yani şirketin önümüzdeki 5 yıl içerisinde aslında her yıl e, 1.4 milyarlık hazır işi elinde var. Dolayısıyla bu ihalelerin dışında da şirket mutlaka işler alacaktır. Dolayısıyla bu şirketin aslında elde edeceği cirolar ve karları biz aslında rahatlıkla ortaya çıkartabiliriz. En az da bir öngörüde bulunabiliriz. Ancak şirketin kar marjlarının da düşük olduğunu ben biliyorum. Çünkü bu şirketi analiz ederken bakmıştık. Bakın arkadaşlar şirketin kar marjları net kar marjı genelde %8-%10 civarıdır. Dolayısıyla arkadaşlar şirket e, iş alıyor ve almış olduğu bir işlerin devamı gelirse de şirketin e, cirolarında artışlar e, olmaya devam edebilir. Dolayısıyla bu şirketi yakın takipte tutmakta bana göre fayda var. Aslında videoyu çekerken kabaca bir hesaplama da yapmıştım. E, buradaki fiyatlara denk gelen bir hesaplama ortaya çıkmıştı. Ancak bu şirket dediğim gibi aşağı çekilirse 100 TL civarına veya 90 TL civarlarına gelirse bir yatırımcı aldığında mağdur olmayabilir. Tabii ki bunlarda ciddi anlamda da yanılabilirim. Herkese bol kazançlar.